Çocuğoğlu karşımızda. Sevgili Filiz Kerestecioğlu, siyaseten iktidarın hazırlığını konuşuruz ama önce bugün Deniz Poyraz'ın ilk duruşması var. Deniz Poyraz davasının İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıda gencecik bir kızcağız hayatını kaybetmişti. Bu duruşma için mesela Ankara'dan otobüslerle kadınlar gittiler. Bir fotoğraf var, onu göstereyim. Kadınlar çok duyarlı çünkü. Özellikle her tür hemcinsin katlinde çok duyarlı. Ama bir de işin içinde siyasi bir mesele olduğunda daha da duyarlı. Deniz Poyraz'dan başlayalım, sonra diğerlerine geliriz. Ve arkasından Mithat Sancar'ın HDP'yi siyaset dışına itmek istiyorlar. Bekir Ağırdır'ın da HDP'yi kapatabilirler yorumunu soracağım. Ama dediğim gibi bir hukukçusunuz. Özellikle çünkü sizinle konuşmak istedim. Bir hukukçu gözüyle Deniz Poyraz davasında adalet bekliyor musunuz? Ben ancak kamuoyunun birlikte davranması, gerçekten insanların dayanışmalarını sürdürmeleri halinde bütün davalarda adalet bekliyorum. Türkiye'de bir dönüşüm olduğu zaman ancak adalet Bunu bekliyorum. şunun için Hani sorduğumu hukukçusunuz diyorsunuz ama bir dakika ben hakikaten... Filiz Kerestecioğlu Evet. yani bir had aşımı korkusuyla tamamlamak isterim. Bunu Rica. sorarken şunu söylemek istemedim tam olarak. Yani canım aman işte HDP'li diye adalet orada işlemez gibilerinden bir çıkarımla söylemek istemedim. Söylemek istediğim şu. Daha başlangıçta soruşturma aşamasında Evet. cinayet, saldırı tek kişiye indirgendi. Arkası var mı Onları yok mu söyleyeceğim araştırmadım. zaten. Evet. Ha, onu özellikle onu sormak istemiştim. Onu söyleyeceğim ama önce bir cümlemi tamamlamam Tamam. gerekiyor. Çünkü o da hakikaten sadece Deniz Poyraz davasında değil, aslında Türkiye'de bütün adalet bekleyen insanlar için geçerli olan bir şey. Yani insanlar şu anda adalete erişemiyorlar. Deniz Poyraz arkadaşımızın, yoldaşımızın o sadece orada işte çay hizmeti götüren birisi gibi bazen lanse ediliyor. Böyle birisi değil, annesi de kendisi de zaten bizim bütün arkadaşlarımızla yatay ve eşit ilişkilerimiz var. Ve yıllardır mücadele eden insanlar, onun ölümüne, öldürülmesine geldiğimiz zaman ise gerçekten korkunç bir katliamla karşı karşıyayız aslında. Hani çok daha fazla insan ölebilirdi, o başka bir şey. Partimizin karşısına kurulmuş olan çadırın sanki korunuyor gibi davranılması başka bir şey. Yani partimizin değil. Önünden hiçbir şekilde engel olunmadan girilmesi içeri başka bir şey. Katlarda dolaşan katilin, zanlının ya da artık aslında suçüstü durumu var neyse ama yine de ben zanlı demeyi tercih ederim bir hukukçu olarak. Katlarda dolaşan kişinin hangi katlarda dolaştığı, ilişkileri kimlerleydi? Bunların araştırılmaması ayrı bir şey. HTS kayıtlarının düzgün elde edilmemesi ayrı bir şey. Orada çevredeki esnaftan alınan görüntülerin sonra formatlanması, yani bizlere, avukatlara daha tam hamaliyle ulaşmadan neredeyse yok edilmek istenmesi ayrı bir şey. Bu kişinin bir günde gözaltına hemen alındıktan sonra daha ortada yeterince delil yokken hemen tutuklanması ve hazırlanan iddianamenin hiçbir delil araştırması doğru dürüst yapılmadan hazırlanmış olması ve dolayısıyla da çok eksik olması ayrı bir şey. Bütün bunlar adalete erişemeyeceğimizi gösteren şeyler. Yani şundan da adalete erişemeyeceğimizi gösteriyor. Biz sadece burada tek bir katilin olduğunu düşünmüyoruz. Yani bu adam daha öncesinde kamuda çalışmış,
Kamuda çalışırken her gün taksiyle ulaşımı kullanmış. Partimize kaç kere etrafında gelmiş, gözlemler yapmış ama polisler onu nedense görmemişler, engellememişler. Ama bizim her zaman yaptığımız basın açıklamalarının tıpkı dün Bahçeli Evler'de olduğu gibi hemen önümde barikat kurmuşlar. Bu kişi aynı zamanda başka ilişkilere sahip ve gerçekten 27 kez emniyeti aramış mesela. Bunu soruyor avukat arkadaşlarımız. Bunların kayıtları yok, bunların kayıtları deniyor. Yani bizimkiler bunu tespit edebiliyor, onlar tespit edemiyor. Hani çok detaylara girmeyeyim ama detaylarda boğulmamamız için. Fakat bütün bunlar gerçekten bu işin aslında organize olduğunu gösteriyor. Yani 1,5 yıl kamudan uzaklaştırılmış, sözde işte ayrılmış olan kişi gerçekten nereden para alıyor, nereden buluyor, nereden otellerde kalıyor? Bunun arkasındaki insanlar kim? Aynı zamanda bunun arkasında şöyle insanlar da var. HDP siyasi teröristlerden şimdi siyasi teröriste terfi ettik. Siyasi teröristtir diyen, işte başka bir yerde evet bu parti kapatılmalıdır diyen, zaten bunların hepsi teröre bulaşmış diyen insanlar, siyasetçiler tırnak içerisinde, bu öfke dilini kullananlar da aynı zamanda bu işin sorumlusudur. Partimize yapılan her türlü saldırının arkasında aslında bu insanların sorumluluğu vardır. Çünkü bir siyasetçi hakikaten öfke dilini kullanmadan konuşmayı becerebilmelidir. Beceremiyorsa ne İçişleri Bakanı olmalıdır, ne Cumhurbaşkanı olmalıdır, ne de başka bir şey. Diline sahip olmasını bilmesi gerekir. Ama bu dille yönetmek istiyorsa, hani tercihi aslında buysa, ülkeyi bir çatışmaya sürüklemek istiyorsa, ülkede gerçekten kaos yaratmak istiyorsa, ha o zaman vatandaşlarımız işte oturup düşünmeliler. Burada bir kumpas var. Yani bugün evet, HDP'ye yönelen her türlü kumpasın aslında herkes farkında, bunu biliyoruz biz. Bugünkü yakınlaşmalarla biliyoruz. Bugün insanların gerçekten aslında onlara yöneliyorlarmış ama bakın bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yöneliyorlar. Ha, orada da terörist varmış, burada da terörist varmış, şurada da terörist varmış. Sağlıkçılar da teröristmiş, bunlar da teröristmiş. Bu laf artık aşındı. Şimdi düne gelelim. Filiz Kelestecioğlu tam da Deniz Poyraz davasının ilk duruşmasının bir gün öncesinde, arifesinde. Evet. Bir meczup vakası meczup mı diye. Bir dakika, bir görüntüyü bir önce bir paylaşmak istiyorum. O anlar, bir gün şunu görelim, sonra soracağım. Evet, meczup mu değil mi? Buyurun. Bu arada polis fotoğraflarını da görebiliriz çocuklar şeyde. Şimdi deminki sorumu tekrarlamış olayım. Bu bir meczup saldırısı mı? Hayır, değil. Türkiye'de ortada meczup falan yok. Meczup yanlış bir laf bence. Yani sağlık sorunları olan insanlara aslında yöneltilen haksız bir suçlama diye de düşünüyorum. Ya bunlar konuşlandırılmış bilinçli kıtalar. Yani çeşitli madde kullanıyor olabilirler, başka şeyler olabilir. Hani ruh sağlıkları o anda yerinde olmayabilir ama baktığımız zaman biz Hrant Dink'in öldürülmesinden, o gün Samas'tan, Mehmet Ali Ağcalar'dan, Abdi İpekçiler'den, hepiniz siz de çok iyi hatırlarsınız. Bugüne geldiğimizde bu katillerin profillerinin birbirine benzediğini, benzetildiğini bence görüyoruz. Yani meczup falan değil bu insanlar. Bu planlı, kontrollü, başka güçlerle işbirliği halinde yapılan saldırılar ve bu profilde kullanıma müsait bir profil diye düşünüyorum ben. Yani dün Bahçeli Evler'de arkadaşlarımız
Yani çok üzücü bir şey. Gerçekten hani insan olarak şu üzücü geldi bana en fazla. Arkadaşımız çay ikram ediyor bu kişiye. Geliyor içeriye ve ona çay ikram ediyor. Ve o çayı, yani üye olmak istiyorum diyor. İşte oturtuyorlar, konuşuyorlar. Zaten öyledir ki yani Kürt arkadaşlarımız özellikle hani kim gelse oradan, kim geçse kimseyi dışlamazlar, ötekileştirmezler ve hemen böyle misafir ederler. O aldığı, ikram ettiği çayı üstüne döküyor. Yani bütün göğsünü fotoğraflarda gördüm. Kıpkırmızıydı çocuğun. Yani arkasından neyse ki çok atik davranıyor. Silah çıkıyor. Ondan sonra bıçak çıkıyor. O silahı almaya çalışıyor. İki de yaşlı partilimiz var aynı zamanda içeride. Ve onlar da işte engellemeye gayret ediyorlar. Onların bu cesareti sayesinde aslında bir yerde hayatları da... Şimdi bunlar için bunlar için münferit denebilir, meczup denebilir. Yani ben iktidarın ve